Ya bence de boş yere eleştirmiyor. Yani mesela bak en sevdiğim videolarından bir tanesi mesela şu. Yani geçen Kanalı gün... sürekli takip edenler bilirler ki... Bak yedi ilinçlere bakalım. Daha önce Bay Yanlış dizisinden bir ufak bahsetmiştik. Bahşi Peki bah siz o videodan sonra Instagram ve Twitter'da uluslararası bir linçe maruz kaldığımı biliyor muydunuz? Aa! Yani resmen ulaşılması zor bir level açtım. Bilmiyorum aralarında benimle ilgili ne konuşmuşlar ama dünyanın onlarca ülkesinden can yaman Hayır hayır bir noktada ben de bazı izlerken e tamam lan o da işte adam ekmeğinde diyorum şey e, videoyu çeken arkadaş için değil. Adam ekmeğinde diyorum diziyi yapan da ama vizyon anlamındaki yaptığı eleştiriler çok doğru. Vizyonsuz hareketler yapıyoruz ya biz ülkecek. Hayranları beni izlemişler. Videolarımda altyazı olmamasına rağmen anlamışlar. Ve bakın bana Instagram'dan neler yazmışlar. Yeterince utanç vericisin. Yalvarıyorum git ve öl. Can Yaman'ın vücudunun yanına kendi yüzünü koy. Onun ayak tırnağını bile senden daha çok bakmak istenir. Kıskanç. <laughs> Tıştodurak. Aptal mısın? Kendini aynada gördün mü hiç? Ucuz. Ucuz. <laughs> Kendini <gülüyor> hiç unutan. Cehenneme git. Hayatım boyunca seni takip edeceğim lanet olası. Kakaşka. <laughs> Kaka. -ka -ka Denunciye. Rapor edin. Ne ya? Una bruta. Bir şey söyleyeceğim. Böyle bu tarz yorumları yani kişinin kendisine gelen yorumlarla böyle taşak geçen adamları çok seviyorum. O kadar siklemiyor ki yani hani. Diyorsun anlamıyorum ama kesinlikle aptalca şeyler söylüyor. Bak ne diyorsun anlamıyorum ama kesinlikle aptalca şeyler söylüyorsundur. Diyorsun. Hani mali vergi ya. Utanç verici hayvan. ama farkında mısınız? O yazdıkları bütün hakaretler bile yaz dizilerimizde kullanılanlardan. Ya da bazı gerçeklerle yüzleşmek için Google Translate yetersiz kalıyor. Bitti mi? Bitmedi. Şimdi bir ilke daha tanık olacaksınız. İlk istediğinde antipatik geliyor adam böyle falan böyle mimikler falan. O iki, iki izliyorsun, üç izliyorsun diyorsun ki tamam ya. Sizin hiç bir İspanyol tarafından Türk olmaya layık görülmediğiniz oldu mu? Primero no eres, no si persona. Önce ins Profil fotoğrafı da Can Yaman. Tan değilsiniz ve Türk olmaya layık değilsiniz. E tabi şimdi bazılarına bildiği Türk'ten gitmek lazım. Şöyle kolsuz bir şey giyip buradan da ettirince. Ha? O biliyorum olmuyor da. Yani derdimi anlatacak kadar olsa Gerçi derdimi 100 kere hatta 1000 kere anlattım ama videonun sonunda bir kez daha deneyeceğim. Ama önce her ne kadar az önceki birleşmiş illetler seviyesine göre Bay Kaslış olsa da anlatmam gereken dizinin adı Bay Yanlış. Evet şimdi mesela bu diziyi chatte abonelerimden izleyenler reaktif turşu hoş geldin. İzleyen kimler var? Bu dizi var mı şu an bilmiyorum yayınlanıyor mu? Harbiden izleyen izliyorum desin. Önemli değil. Dizi izlemek ya da kötü eleştiriyor diye adam. Aa ayıp sana Puh, bunu mu izliyorsun diyecek değiliz. Yok. Boyamına koyayım. Holmes ile izledik. Ha o başka o. Tamam onu taşak geçmek için izlemişsinizdir de. Ben diyen birkaç kişi var olabilir. Olabilir. Hala kurtulma şansınız var. Başrol kızımız dört erkek tarafından kandırılarak ilişkilerde aradığını bulamamış bir halkla ilişkiler uzmanı. Şu can kan gibi giyinen erkek... <laughs> ben bunu bir şey söyleyeceğim. Ben bunu yayında izlemedim. Kendi başıma izledim. Ama şu an emin olamıyorum. Yayında mı izledim lan acaba? Yok yayında izlemedim. İzlemedim. Temizde sahibi olduğu restoranda ne iş olsa yapan bir patron. Nasıl yani? Yaz dizisi ve holding yok. Ha yani o var. Da holdingleşme daha çok hizmet sektöründe. Hayrına restoranında yemek yiyen kızlardan hesap yerine... ...telefon numarası alıyor. Bu arada az önceki ses efektlerini ben koymadım. Cid. <laughs> Harbiden dizi koymuş bu Ciden. arada. Telefon numarası alıyor, kasa sesi çıkıyor. Yani çıkan sesle hesabın böyle ödendiğini düşünürsek... ...patron da gün sonunda Z raporunu işte böyle alıyor. Ve işte durum böyle olunca yerli dizi sektörümüz bir yeni dünya rekoruna da imza attı. Tek bir bölümünde en çok duş alınan dizi rekoru. Her daim hazır kuvvet, çıplak, 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 çıplak ve yine çıplak gezen erkeğimizi bir de tezgahta daha güzel dursun diye ıslatılan maydanoz gibi ıslatmışlar. Zaten mantıkta aynı. Bakın tekrar ediyorum bunların hep... Abi işte zaten olay bu değil mi? Yani bu izleniyor, bu seviliyor abi. Kadınlar bayılıyor, bitiyor. Bizim memlekette öyle. Ne oyunculuk önemli, ne senaryo önemli. Herif kadın ya da kimse erkek. Görebilmek için sadece izliyor yani. E yapımcı da para kazanıyorsa sikmişim gerisini diyor oğlum. Ben diyor veriyorum diyor önüne. O diyor yiyor. Ben de kazanıyorum diyor. Nokta. Onun ötesi yok ki bizim memlekette. Anlık cebine koymayı planlıyordu. Parasını kazanıyor mu kazanıyor. İzlettiriyor mu izlettiriyor. Nokta abi. Hepsi tek bir bölümde. Adam musluğu açsa su, kapıyı açsa içeri kız akıyor. Dizi dizilikten çıkmış Amazon yerlisi belgeseline... De... Geçen gün kışkırtma muhabbeti yapıyorduk ya hani aptal videoları izliyor millet izlenme verdikçe yapmaya devam ediyorlar. İşte gene alıcı meselesi. sönmüş Dizinin başrolü hamam tella gibi Tüketici mesai yapmış. Yap Ama yine de şunu diyen çıkacaktır kesin. Lütfen bardağı dolu tarafından bakın. Yarısı giyinik. Şimdi beni konuşturmayın. Kocasını bu kadar duşta görmeyen kadın var. Giriş gelişme sonuç da neymiş? Sonuç sonuç sonuç. Diyen bu yapımın erkek memesi göstermesi konusundaki bu azmini ayakta alkışlıyorum. Yalnız ne kadar kibar adamım görüyor musun? Nelere benzettim de herkesin aklına gelen o yapımlara benzetmedim. Zaten bu dizide ker yok. Peki bu çıplak vatandaş. Ki... Şener Şen'in oynadığı Çıplak Vatandaş filminde bile bu sürede bir çıplaklık yok. Az önce bahsettiğim kızla nasıl mı tanışıyor? Kıza hem yakışıklı bir doktor arabasıyla pıtlatıyor ya hem de durdurduğu ya. taksiye aynı anda yakışıklı bir erkek biniyor. Ne kısmetli kızlar var görüyor musun? Hikayede şu kız kendisine çarpan zengin ve yakışıklı doktoru tavlayıp evlenebilmek için diğer yakışıklı erkekten taktikler alıyor. Ama erkeğimizin kıza bir şartı var kısa bir süreliğine sevgilisiymiş gibi rol yapmasını istiyor. <laughs> ben ya ben anladım. Sanırım internette bir tane web sitesi var. Hızlı dizi yapma sihirbazı. Biraz bir bak bakayım. Dizisepeti.com Da bak, kurban olduğum biz daha iki video önce aynı televizyon kanalında aynı yaz döneminde yayınlanan başka bir dizide aynı kurguyu anlatmadık mı? Vallahi çılgın çıkacağım ha. Ne yapalım biz de gidip Rütük binasının önünden mi soyunalım? Harbiden ya. Ya harbiden oğlum yani her dizinin altyapısı aynı olur mu? Çok enteresan. Neyse bu dizimizde de yalancıktan sevgiliymiş gibi yapılacak kişi de gelecek nesillerde bu hayrattan faydalansın diye erkek bir torun isteyen anne. Ay ama benim çocuğumun. Çocuğu kesin erkek olur, değil mi yavrum? Yani özetle bunu demek istemezdim ama coğrafya kaderdir. Çünkü Amerika'da bu vücut elinde çekiciyle dünyayı kurtarıyor. Bizde de aynı vücut elinde çekici bir kızla annesini kekliyor. E peki diğer kızların dayanamadığı böylesine bir cazibeye bu kız nasıl dayanıyor? Öyle böyle değil. Çok zor dayanıyor. <laughs> Ama bir yere kadar. E tabi ya sık sık nereye kadar? Zaten bunu anlamak için de dizi izlemeye gerek yok. Dizinin YouTube kanalındaki videoların küçük resimlerine bakmanız yeterli. Buyurun size sosyal mesafeyi dudak payına kadar indiren diziden ufak tatlı anlar. Hatta bırakın izlemeyi, dizinin muhteviyatını anlamak için başlıkları bile bakmanız yeterli. Allah vallah dudaklar. İlk soyunan kaybeder. İlklerin gecesi. Mu misali eriyorum. Superman burada bebeğim. Doğru erkeğinsin. Isınırız beraber. Sen bana yetersin. Bunlar bana bir yerden tanıdık geldi ama. Dur dur, dur dur buldum. 75 ile 80 arasında çekilen filmlerden olmasın? Tabii ben birazdan bu videoyu bitireceğim ve siz de Yorumlarda şunu yazacaksınız. Kim izliyor ya bunları? Tabii ki insanların <laughs> neyi? Bize diyor bize. Bize diyor yok geziyordunuz yaz önce. Size diyor. İzlediğine göre yargılamak benim haddime değil. Benim de değil, sizin de değil, kimsenin değil yanlış anlaşılmasın. Çünkü her dizi bir ürün ve her bir ürünün de alıcısı, alıcısı var. var. Ve bahsettiğimiz bu üründe bütün dünyada belli bir ihtiyacı karşılıyorsa ne mutlu bize, ne mutlu ülkeme. O yüzden bana da ancak bu diziyi tavsiye etmek düşer. Evet. Bu dizi tavsiyemdir. Bütün kızların oyuncağı olduğuna inandırılmış erkek çocuklarının annelerine. <laughs> Erkektir yapar, elinin kiridir diyenlere. Kadın yapınca o biçim, erkek yapınca of ne biçim diyenlere. Ama en çok da üniversitelerin ilgili bölümlerinde okuyan ve kol açısı yerine kamera açısı öğrenip şu sektör için boşuna vakit harcayan öğrencilere tavsiyemdir. Yani şimdi ne oldu? Yine elimizde en alasından duygu, kültür, tarih, gerçek bir romantizm anlayışı varken erkek memesinden dizi oldu. Yani değişen çok bir şey yok. Memleketimin dizi sektörü de verimli tarlasına gece kondu dikip yoğurt kabında domates yetiştiren yurdum insanı gibi. Anlayacağınız mesele bay yanlış değil. Ortada bayağı yanlış şey var da içimde kalanlar buraya denk geldi. Peki ben konuşuyorum da ne mi oluyor? Birkaç kişi daha hakikaten ha diyor bir başlangıç oluyor. He, o da mı olmadı? E ne yapalım en azından Sırpçada kaka nasıl deniyor onu öğrendik. <laughs> Temiz gömüyor ya. Zikra da şunu yollamış ya bu nizde asıl patlama videosu bu diye. Yasak elma. <laughs> yasak elma inceleme. Bir dakika az önceki de yasak elma değil miydi lan? Kafam karıştı amına koyayım. Kiraz mıydı o? İlk aşk mıydı? Neydi az önce izlediğimiz? Yasak elma. Yasak elma. Yasak elma. Yasak elma. elma. Yasak elma. Yasak elma. Yasak elma. Bu mesaj. <laughs> güzel. Ha bay yanlış o. Tamam. Bekle. Geliyorum ben dinliyorum videoyu zaten. Yasak Sus elma. Alacağım. Yasak elma. elma. Yasak elma. Yasak elma. Yasak elma. Bu mesajlar hep vardı ve hiç bitmedi. Ama direndim. Çünkü bugüne dek o kadar şeye hatta en sonunda da çocuğunu sevgilisinin karısına satana bile katlandım Oha! ama bu kadarı fazlaydı. Bu da bir candı. Ama virüsten dolayı bütün dizilerin çekimleri durup da istekler durmayınca bana da bu isteğe bir karşılık vermek düştü. Ha bu arada dizi çekimleri durdu dediğime bakmayın. Doğan'ın bile kendine gelmek için fırsat oldu ama Türk izleyicisinin olmadı. Kimi de maske taktı yine de devam etti. Neyse o başka konu. Önemli olan şu ki birlikte bay tükürdüm. Önemli olan şu ki birlikte başardık. Az sonra Instagram'dan yaptığım hafıza testi gibi ricayla... Yapma abi bende olmuyor. ...birlikte çıkardığımız dizinin bütün ilişki şemasını anlatmaya çalışacağım. O zaman hemen başlayalım. Kimler oynuyormuş? Yasak Elma. Nasıl ya? Bu dizilerin hiçbirinden haberdar değilim bu arada ya. Her şey B12 ver sil lütfen yok bak bu normaldi mesela bak bu doğru bir B12 idi yalan yok az önce izlediğim şey dizin adını unuttum ona atılabilir ama artık böyle hani yanlışta birini öldürüyorum oyunda ona B12 falan atıyorlar yani. böyle. elma da mı yasak merak etmeyin bizim dizilerde değil mesela daha önce adını bu kadar hak eden başka dizilerimiz de vardı örnek aşkı memnu zaten onun da anlamı yasak aşk demek hatta bakın afişinde kardeşim milyon tane dizi çekin Güncel dönemde yakın tarihteki yakın değil bayağı oldu. Yapılmış en güzel dizilerden bir tanesi ve üstüne henüz koyulamamış olanlardan bir tanesi benim izlediğim kadarıyla ezeldir kardeşim. Nokta. ...de de ne vardı? Yani bu memlekette televizyon izleyicisine o elma her zaman tatlı geldiğinden çah yengeyle yendi, çah enişte... Yani yasak elmaymış, kırmızı elmaymış, mavi pipiymiş ve bunlar... ...ve baldızla ama bir süre sonra bu da yetmedi. E tabi ne öyle her dizide bir elma bir elma. En sonunda 2018 yılında bir dizi çıktı ve o yasak elmayı kamyonla döktü izleyicinin önüne. Gerçi onun da adı alan memnu satan memnu olabilirdi ama daha basit endir giyip yasak elma dediler. Önce diziyi hiç izlemeyenler için en baştan hatta Heh. jenerikten başlayalım. O biziz başla abi. Çünkü bir jenerik bile çok şeyi anlatır. Mesela şu jenerikten krallıkların savaşını anlıyorsak bakalım evet. bu jenerikten ne anlayacağız? Lüks araba, şunu da istiyorum şunu da diyerek yapılan alışveriş. Tek taş, kürk, pırlanta, yat, ha. lüks evler, güzel kadınlar ve yakışıklı erkekler. Efendim? O zaman dizi... Bütün taktik ne biliyor musun? Özendirme. Çünkü biz fakir bir millet olduğumuz için veriyorsun her içerikte zenginliği arabayı, evi, tek taşı, evliliği, pahalı kıyafetlerdi. Adam bakma ihtiyaç duymuyor ki senaryosuna falan. O hayalini kurduğu, o çok bir bok sandığı zengin hayatı görmek istiyor. O yüzden izliyor. Dizinin konusu para mı? Az önce dizinin tamamını izlediniz. Ben şimdi sadece dizinin şok eden ayrıntılarına gireceğim. Öncelikle diziyi sadece iki buçuk bölüm izleyebildim. Ve bu iki buçuk bölümlük sürede iki buçuk dönümlük mezhebe anca sağabilecek bir ilişki yumağına maruz kaldım. İki Çünkü buçuk dizi bölümde. paraya para demeyen büyük bir ihtimalle paraya da kadın diyen kocasına sevgili bulan bir kadınla başlıyor. Ne? Kadın diyen kocasına sevgili bulan bir kadınla başlıyor. Evet yanlış duymadınız. Kocasına sevgili bakıyor. Amacı da boşanırken kocasının parasını da almak. Çünkü kadın da kocasını başka bir adamla aldatıyor. Oo. Ki o adam da kadının kocasının ilk karısından olma kızıyla takılıyor. Oo. Aynı anda. İliseniz devam edeyim. Şimdi İlham izlerken devam. başka ama söylerken bana da ağır geldi. Kadın sürekli gittiği restoranda kapıda karşılama görevlisi olan güzel bir kıza maaşının 3 katını teklif edip kocasını ayartmasını istiyor. Kız da, fakir birini mi seveyim? diyen biri olduğu için kabul ediyor ve adamın yanına diyet kontrolcüsü olarak giriyor. O nasıl bir şey diye sormayın. Adam da çok değil. Sadece bir gün sonra beklenen o mesajı atıyor. Uyudun mu? Kız uyumak ne kelime? Servetin yarısına değil tamamına sahip olabilmek için uyanık olmanın hakkını veriyor. Zaten biliyorsunuz memlekette diziler ikiye ayrılır. Koca parası yiyen kadınların olduğu kış dizileri ve bir şirkette kendi parasını kazanmak için çalışan ama bir yandan bile dağları deviren sakar kızların yine dizinin sonunda zengin parası yemesini konu alan yaz dizisi. Doğru. Ve bu kez bir ilke imza atılmış ve bir dizi süresine iki dizi birden vermişler. Çünkü bu kızın kardeşi de çalıştığı şirkette tabii ki güvenlik görevlisine falan değil patronuna aşık oluyor. Oo, ve... Oğlum bütün beş tane başrol var Beşi arasında dönüyor oğlum Bu nasıl? E iş? Tabii ki, o güne kadar kendine kaplıca sülü gibi yapışan kızlardan usanan sert arı erkek de ters cevap veren bir kız gördüğünde poğaça hamuruna dönüyor. <laughs> i̇şte gördüğünüz ve duyduğunuz gibi dizide iki evren var ve bu iki parasal evrende ilişkiler kendi içinde dallanıyor ve en sonunda da birbirine giriyor. Az sonra en önemli kısma geleceğiz ama hazır paradan bahsetmişken size para kazanabileceğiniz Kazanırken abi de Allah bu kanala ya. destek olabileceğiniz bir sistemden bahsedeceğim. Anket... Burası Selat. <laughs> Geçelim. ...veriliyor zaten. Bu arada eğer arkadaşlarınızı da sisteme davet ederseniz onların yaptığı anketler... Anket ceptenin kanalı özel... Özellikle... Tamam abi yeter. Gelelim para için anket değil, evlilik cüzdanı dolduranlara. Hani dedim ya az önce... Yani o da diyor... Sonuçta ben de ekmeğim neyim diyor yani paramı kazanacağım diyor. İki buçuk bölümde iki buçuk dönümlük bir ilişki yumağı izledim diye. Meğer o hakikaten işin en yumak kısmıymış. Daha sonra senaristin de altında kaldığı o sistemi bana anlatmaları için Instagram'dan beni takip edenlerden destek aldım ve sağ olsunlar bana <laughs> Yasak Elma dizisinin... bir şey söyleyeceğim. Bu çizelgeleri hazırlayanların hepsi diziyi köpek gibi izleyenler biliyorsunuz değil mi? Hani adama destek atmak istiyorlar ama baya baya eksiksiz izlemiş abi herifler. İlişki şemasını çıkardılar. Ve ben de ama izliyorlar. o şemalar sayesinde burada bir yenisini oluşturdum. Hani polisiye dizi ve filmlerdeki cinayet çözmede ya da cinayet işlemede kullanılan şu ipli tablolardan var ya. Heh, ben de aynısını yapayım dedim. Başrolü karakter ortada duruyor. İran halısına döndü. Gerçi bu haliyle biraz terör şebekesine de benzemiş olabilir ama bu tabloya iyi bakın. Çünkü bu zaten bir dizi terörü. Bu arada ne gerek vardı zaten dizi <laughs> bunu kendi kendine de yapmıştı derseniz? <laughs> Soldaki niye öyle? Soldakine fotoğraf bu bulamadınız amına koyayım. Bu, bu niye böyle çizilmiş? Bu arada ne gerek vardı zaten dizi bunu kendi kendine de yapmıştı derseniz inanın Böylesi senaristin bile elinde yok. Bakın buradaki kırmızı ipler aşk ilişkilerini, kahverengi iplerde bu aşk ilişkilerinden doğan. Abi bak. Bu Müzeyyen yok mu oğlum? Hayali bir karakter mi? Burada da Barbie bebek kullanmışlar ya. Bak Müzeyyen Halit'le takılmış, Zerrin takılmış, Leyla takılmış, Şaikam bu takılmış, Yıldız takılmış. Kim bilmiyorum. Ha bu hem bunda takılmış hem bunda takılmış. Öyle yapmış. Ha. Alihan buna çakar. Aman şey işte bununla takılırken. Oğlum adamın karısı bütün erkeklerle takılmış. an çocukları ve aynı zamanda diğer ilişkileri gösteriyor. Biraz EBA TV gibi mi oldu? Fark ettiyseniz ortadaki... Oğlum Halit Can'ın ne işi var orada? karakter Paris gibi. Bütün yollar ona çıkıyor. Şu yukarıda görmüş olduğunuz altı kadının tamamıyla birlikte olan bu adam Sultan Birinci Halit. <laughs> Hemen size mahiyetindeki haremini tanıtayım. Bu birinci karısı Müzeyyen. Dizide sadece adı geçtiği için. Dizi... <laughs> adı geçiyormuş sadece o yüzden fotoğrafı yok. Dizide sadece güzel kadınlar girebildiği için Barbie'nin yaşlanmış halini koydum. İkinci karısı, üçüncü karısı, dördüncü karısı, bu sevgilisi ve bu da nişanlısı. Bu da ebesinin yardımcı olduğu değil mi? Bu da şehzade ikinci Halit. Bu da ebesinin yardımcı olduğu. Aslında Halit'e sadrazam deseydik sol alt köşesinde duran bu Halitcan birazcık daha mantıklı olabilirdi ama o da büyüyünce kendi haremini kuracak. Peki validesi kim? Yıldız. O da daha önce... Kemal'le evlenmiş. Peki Kemal kim? Halit'in eski kızı. <laughs> Lan, bu arada bu Zehra kızımız daha önce üvey annesinin eski sevgilisiyle evliydi. Ve hatta yine eski üvey annesinin kardeşiyle birlikteydi. Tabii o üvey anne de boş durmadı. Halefi olan Halit'in <laughs> üçüncü karısının kardeşiyle sevgili... Baya ciddi ciddi dinliyoruz bir de anlatıyor bir de ya. ...olan Alihan'la da bir ara evlilerdi. Peki Alihan kim? Halit'in ikinci karısının kardeşi. Ama Alihan sen daha sonra ne yap? Sen git Halit'in üçüncü karısından boşan dördüncü karısının kardeşiyle evlen. He, ama ne oldu? İkisi de mutlu olunca <laughs> diziden çıkarıldılar. Yani mutlu olan çıksın kasiyo tadındaki bu hikayede bir de Lila kızımız var. Halit'in ikinci karısından olma meyvesi. Halit'in üçüncü karısıyla beşinci karısının Abisinden olma yiğitle daha önce bunlar evliydi ama daha sonra boşanıp şimdi sevgili hayatı yaşıyorlar. Peki Emir teyzesi olan Nadir'den boşandıktan sonra Zehra'nın <laughs> ebesi olan altıncı 6. Se Emir teyzesi Efe, olan Elif'in annesinin gelini kim? Nadir'den Kaya Heh, al bunu şimdi sektörün neresine dayarsan daya. Artık kadınları mal gibi görüp koleksiyonunu yapan zihniyete Jeneriğinden son sahnesine kadar kadınlara çalışma çalışaninkini ye diye verdiği mesaja parayla satılan hep söylediğim muhabbete geliyor abi. Medya, televizyonculuğa hep laf sokuyorum ya. İşte bu yüzden sokuyorum. Yeri geliyor bir tane YouTuber'ın günlerce, haftalarca haberini yapıyorlar. Ama birazdan şu dizi var deyip, işte bir erkeğin 10 tane kadınla yattığı, ee, bir kadının kendi başına ayakta duramayacağını yansıttıkları, bilinçaltına işledikleri, salak saçma dizilerin, ee, selatını yapıp sunumunu yapıp milleti kitliyorlar amına koyayım. Bizim sazanlar da orada ona buna laf sokuyorsun oturuyor böyle robot gibi o dizi izliyor. Falan onura, gurura, nereye dayarsan daya. Şu elindeki Harry Potter asasıyla yerli dizi ilişki anı gösteriyor olman bile başlı başına bir mesaj anlayana. Hatta yerli dizilerin geldiği noktayı görebilmek için Şevval Sam'ın oynadığı ilk diziyle son dizi arasındaki farka bakmak bile yeterli aslında. Süper baba ya. İşte eski diziler. Bu arada şu elimde gördüğünüz el emeği ve göz nuruyla birlikte hazırlamış olduğumuz Türk dizi sektörünün geldiği en son tabloyu aranızdan birisine armağan etmek istiyorum. Ki en azından ya bir inşaat. dayı onu at sen al. evine ya. Instagram'da son paylaştığım fotoğrafın altına bir arkadaşınızı etiketleyin. <laughs> <ve bu> <laughs> sen de ekmeğindesin bak. Gömüyorsun gömüyorsun sonra bizim yaptığımız şeyleri yapıyorsun. Gerçi ben hiç yapmadım bunu. Ben hiçbir zaman şu taktiği kullanmadım. Gitti gürbeyi taktiği yaptı gene ya. Dayı dediğime bakmayın ya işte. Yüksek ihtimal bende 3-5 yaş büyüktür. Diziye sadece güzel kadınlar girebildiği için Barbie'nin yaşlanmış halini koydum. Yani millet gömüyor falan Murat Soner'i ama çok tatlı gömüyor yani. Gömenler de şeyler işte zaten. Bu diziyi sevip böyle hayatını o dizilere ve o karakterlere bağlamış tipler. Sonunu mu izle? Sonunda ne vardı? Dur. E reklama geçti. Bu harika Bundan bir işe yarasın. Instagram'da son paylaştığım fotoğrafın altına bir arkadaşınızı etiketleyin ve bu harika tablonun sahibi olun. Valla ciddi söylüyorum. Çünkü ben baktıkça diziyi hatırlayacağım ama siz baktıkça beni hatırlarsınız. Geldik gökten 3 elma düştü. Hepsini de Halit Yedi videomuzun sonuna. Bu videoyu yapmamda yardımcı olan herkese sonsuz teşekkürlerimle. İşte bana Instagram'dan gelen şemalardan birkaçı. Helal olsun lan. Ya bu kadar diziyi takip edip de gömsün diye de bu kadar çalışan adamlar helal olsun. Bu arada var öyle insanlar ya. Yani herkes gömmek için söylemiyorum. Böyle bayağı diziyi izleyeyim de öğreneyim, eleştirebileyim, bir dönem olsun diye izleyen çok insan var. Ya Murat Soner'e takılırsak çıkamayız. Ee, sadece dizileri gömüyor mu? Bence gömmüyor. Çok güzel övdüğü. Mesela mesela bir, bir videosunu daha bir videosunu daha izlettireceğim. Çok beğendiğim bir video. Nerede ama bulabilirsem. Ben hepsini izlemedim böyle. 5-6 tanesine denk geldim. Onlar da çok güzel videolardı zaten. Bulamıyorum ama. Ramo. Önerileri de oluyor bu arada. Netflix'te şunu izleyin. Amazon Prime'da şunu izleyin. The Boys değil ya. The Boys'u bahsetmiyorum. Ya yaptığı videoda duygulandım bir yerlerinde. Son zamanlarda... Bu arada başlayacaksak buna başlayacağız Prime'la. çok fazla yerli dizi isteğinde bulundunuz. Ne izleyeceğimizi bilin en azından. Prime Sanki izlemesi çok kolaymış gibi. Bak mesela kanala başladığım günkü saçım bu. Oradan anla. O yüzden ben de sizden gelen isteklerde. 5 dakikalık oldum. video zaten. Otusunda yeni sezon. Ya bir dakika spoiler ama ben. Ya ne olacak lan buradan aldığımız spoilerdan. Spoiler var diyor mu? Dur bakayım başında yazarım. Son zamanlarda çok fazla yerli dizi isteğinde bulundunuz. Sanki izlemesi çok kolaymış gibi. Bak mesela kanala başladığım günkü saçım bu. Oradan anla. O yüzden ben de sizden gelen istekler doğrultusunda Dur yeni bakalım, sezon gelen dizileri izlemeye başlamadan kendime moral olsun diye bir başka dizi izledim. Hatta dedim bir videosunu da yapayım de kanal da rahatlasın. Zaten şimdi bahsedeceğim dizinin ilk sezonuyla ilgili bir video daha yapmıştık. Önceden takip edenler hatırlar. Bu arada son zamanlarda gerçekten izlenebilecek bir yabancı dizi bulmak ne kadar da zorlaştı değil mi? Artık böyle dizi film izleme platformları bana boyacılardaki renk katalogları gibi gelmeye. Aynen böyle bu arada. Ha onu söylüyordum. Dün bir diziye başladım. Ee, Bedirden As diye robot filmi ve de Rus yapımı bir dizi film dedim galiba. Vallahi 6. bölüme geldim dün. Öyle bir kasa geldim. Kadın çok güzel bir kadın robot oynayan. Böyle başta bir boktandır falan dedim ama aşırı sardı. Bir bakın. Yani 6. bölümüne kadar bayağı ee, izledim. Hatta yazayım dur. Şöyle. Aynen aynen. Bir bakın ona. Sarıyor. başladı. Yani sorsan Ayaz Yemiş, Mürdüm el... Detroit Become Human gibi. İri rengi bile var ama çoğu aynı rolün laciverti. Zaten diğerlerini de ara ara kanalda öneriyorum. İşte bu yoklukta ikinci sezonunu da önereceğim dizinin adı The Boys. Bu arada hiç bilmeyenler için söyleyelim. Dizi tüm dünyada her kameram var diyen tanıda elinde sözleşmeyle koşan Netflix'te ya. değil. Şimdilik daha bütçeli işler yapan Amazon Prime'da. Ya da Türk bir oyuncunun başrollerinden birini canlandırdığı diziyi Türkiye kataloğuna koymayan Amazon Prime'da mı demeliydim onu tam bilmiyorum. Ya işte herkesin de var bir şeysi. Ama The Boys Amazon'un da en başarılı dizilerinden biri olmasının yanında bana göre tüm zamanların en iyi süper kahraman dizisi. Çünkü bir Amerikan dizisi olmasına rağmen Amerika'yı bir süper kahraman dizisi olmasına rağmen süper kahramanlığı eleştiriyor. Şöyle antivirüs satmak için virüs yazan şirketleri bildin? Bildin mi? Bildin. Heh işte Amerika'nın da süper kahraman gibi gözüküp dünyadaki teröristleri yarat... Ya acaba bu hafta denesek mi film izlemeyi ya? Kaç abonemiz olmuş? 14.000 olmak üzereyiz. Yani daha 13.500... Denesek mi acaba? Hayır, hayır, bugün değil, bugün değil. Bugün değil. Onu önceden duyurmak lazım. Eee Beskok. Bak dur. Şişpeskok. Lan oğlum abi. Şimdi bak birçok kişi bana Prime'la abone, değil mi? <laughs> Eyvallah. Ama birçok kişi mobilden veya browser'dan nasıl film izleyeceğini bilmiyor. Yanına montajeri de alıp, Burçayı da alıp ya da işte bu işi bilen Zikra da olur izleyenler. <laughs> Alo. Alo. Ha. Onları da alıp şöyle ee, bir anlatımla ya bilmeyenler için diyorum oğlum. Discord'da çok basit bir rehber, böyle rehber değil de belki de bir video uygulamalı aşamada bir şey hazırlatma şansın var mı sana zahmet birilerine? Yapalım. Eee ya bu, bugün Yok, bu bugün. Bugüne yaparsanız en azından ben şu 3-4 gün için ay bitmeden bir e, film gecesi yapayım. Çünkü galiba tamam. şey araştırmanız lazım. iOS'ta mesela uygulamadan izlenmiyormuş diye biliyorum ama browser'dan Girince oluyormuş ama kimisi Ayosta olmuyor diyor. Bir deneyelim hem görelim hem de onunla ilgili bir rehber yapalım. Tamam ben bir bakayım ona. Bizimkilere falan sorayım. Bunu öğretiriz gösteririz yayında sonra film gününü belirleriz. Daha donanımlı gelir herkes. PC'den çok kolay olduğunu biliyorum. Ama benim izleyicilerimin çoğu mobilden izliyor. Yani istatistikler öyle gösteriyor ben de bilmiyorum panelimde. Mobil... İzleyicim yüzde altmış mı ne benim? Ya en kötü o gün için bir bilgisayar bulursunuz. Bir ne bileyim laptop bulursunuz. Evde bilgisayar vardır kullanırsınız gibi gibi. Ya ben istiyorum ki herkes dahil olabilsin yani derdim o. O yüzden anlık yapmam hazırlıklı olalım diye. İnternet kafe. Aga be internet kafeye gidip benim film gecemi orada mı izleyeceksin? PC yok. Tamam işte mobilde ben browserdan izlenebildiğini duydum. Ama iOS'ta olmuyordur ama iOS kaç kişi kullanıyordur falan filan. En iyi hale getiririm de gerisi kolay. İyi beskoka döptüm. Sağ ol. Baktığının eleştirisini yapan bir de gücünün ölçüsüyle değil de vücudunun ölçüsüyle öne çıkarılan süper kahramanları eleştiren bir dizi. Bu arada bir not, diziye ikinci sezonla birlikte feminist bir kahraman da eklendi. Süper kahraman yapımlarını seviyordum ama artık hepsi bilgisayar oyunu gibi. Kahramanlar da 2-3 senede bir makine... Harbiden bu ne ya? Kardeşim Batman'in Batman olduğu zamanı söyleyeyim mi size? 1992. Bak. Benim bütün küçükken oyuncaklarım falan buydu. 89'da kurtarabilir. 92 güzel. Tamam mı? 95, 97, 99'u geç zaten. Sonra bak 2009 güzel. Lego'da koymuşlar amına koy. En saçma Batman'de bana sorarsan 2016'daki. O Superman'le filmi. 2004'te 92 aynı zaten de işte Şeyler kötü, kulaklar kötü. ...araba kasası gibi olmaya başladı diyorsanız... Ben o filmi izlemedim biliyor musunuz? Batman'in o tipini gördüm, ben o filmi açmadım abi. Katlanamadım yani. Sanırım aynı yerdeyiz. O zaman buyurun size kanlı revanlı, en başından sonunu bilmediğin, süper kahramanlarında süper süper, hatta çatır çatır öldüğü dizi The Boys. Bu süper kahramanlar bir şirket için çalışıyor ve bu... Ya izlemesek mi bunu ya? Evet abi spoiler yiyoruz bence de ya. Sal bunu. İzlemeyelim oğlum spoiler var. Boyuza başlayacağız dedik. Adam bütün diziyi anlatacak bize ya. Mesela şu an ben süper kahramanların öldüğünü duydum ya. Bir moralim bozuldu. İzlemek isteyenler bireysel izlesinler.